Nilüfer Köy'de oturuyorum. Osman Gazi'de. Nilüfer Köy Mahallesi. Kendi evim. 2009'dan beri aynı yerde oturuyorum. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. 4 kişiyiz. Bir kızım var, Elis. Oğlum var, Arda. Eşim var, Nadir Aydın. Bir tane köpeğimiz var, Duman. Cane Corso tipi. Bir tane de kedimiz var, Şero. O da Scottish Fold. İkisi de gri, duman renginde. Valla şu anda severek izlediğimiz İnci Taneleri var. İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan'ın performansına bayılıyorum. Hatta gece geç bile gelsem YouTube'dan kaçırdığım bölümleri izliyorum. Hem özlemişiz Yılmaz Erdoğan'ı. O Mükremminler'den beri izlemediğimiz, ki biz o zaman üniversite yıllarındaydık. Çok keyifli izlerdik. Şimdi tekrar İnci Taneleri'ni kaçırsam bile gece tabii geç saatlerde seçim çalışmasından dolayı gidiyoruz. Mutlaka izliyorum. Gerçek yaşam hikayelerden esinlenir diyor. Dikkatli okumazsanız gerçek yaşam hikayesi gibi anlarsınız. O yüzden çok keyif alıyorum şu anda. Valla çocuklar tabii şimdi bizim lisede beraber vakit geçirmektense daha çok bilgisayarda oyunla vakit geçiriyorlar. En son Netflix'te filmler izledik. En son hangi filmi izledik? Genelde yaşanmış hayat hikayeleri, ünlü kişilerin biyografileri, o tarz filmleri izliyoruz. Dört kişi bir araya gelirsek. Ama şu anda pek bizimle vakit geçirmiyorlar. Artık büyüdü. Kızım 17 yaşında, oğlan 15 yaşında. Ama gelirsek gerçek yaşam hikayelerinden çok keyif alıyoruz. Tabii yemek yemeye giriyorum. Genelde. Çünkü eşim çok iyi yemek yapar. Hele önceden de söylersek çok maharetli. Sağ olsun. Zaten o yüzden de biraz kilo almıştık. Şimdi seçim zamanı biraz verdim kilo. 6 kilo verdim. Ben sadece salata yaparım. En son ne zaman yaptık? Herhalde birkaç ay önce. Yine işte gömlek, takım elbise, o tarz şeyler. Şöyle asla yemem dediğim bir yemek yok. Çünkü ben yatılı okudum Anadolu Lisesi'nde. Anadolu Lisesi'nde yatılı okulda öyle yemem dediğinizde aç kalırdınız. 80'li yıllarda, 92 mezunuyum. Dolayısıyla bir tek kapuskaya çok alerjimiz vardı. Çünkü 3 günde bir kapuska çıkardı. Kapuska gördük mü uzaklaşırdık. Ama şu anda kapuskayı da çok seviyorum. Çünkü bağırsakları çalıştırıyor. En sevdiğim yemek patlıcan. Etli patlıcan dolmasını çok severim. Patlıcanın bu kendine has nikotin olduğu için verdiği keyiften dolayı da besin değeri yok ama keyif değeri var. Etli patlıcan yemeklerini severim. Çay da içerim ama son zamanlarda kahveyi de çok içiyorum. Türk kahvesini. Yani günde artık 5-6'ya kadar çıkıyor. Eskiden 1-2 içerdim. Şu anda 5-6 tane içiyorum. Şöyle üniversitedeyken rockçıydık. Rock müziği çok severdik. Metallica tarzı müzikleri dinlerdik. Tabii daha sonra Türk sanat müziğini çok severim. Çünkü babam rahmetli çok iyi Türk sanat müziği söylerdi. Orman mühendisiydi. Ormancıların yeşil geceleri olur. Hatta geçen hafta da orman haftasıydı. Babamın arkadaşları çağırdılar Ormancılar Derneği. Gittim orada da katıldım. Mutlaka o gecelerde babam sahneye çıkar, biz Türk sanat müziği söylerdi. Pazar sabahları biz evde radyoda Türk sanat müziği dinleyerek uyanırdık. Çok o şeyleri unutmam çocukken. Sonra da gecelerde, yeşil gecelerde falan da söylerdi. Türk sanat müziğini o yüzden çok severim. Türküleri tabii ki çok severim. Dağder Başkanlığı yaparken Neşet Ertaş'ı da ölmeden önce en son Bursa'ya getiren benim. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Mekanı cennet olsun. Neşet Baba ben artık mevsimimin sonbaharındayım diyordu. Bir yıl sonra da zaten rahmetli oldu. Melahat Gülses. Onun sesi gerçekten efsane bana göre. Tabii ki Müzeyyen Sener biliyorsunuz hemşerimiz Keles'tir. Gököz köyündendir hemşerimiz. Onu da çok severim. Tabii ki Zeki Müren Bursalı. Onu da bayılarak dinleriz herkes olduğu gibi. Şöyle sanata hem yeteneğim pek yok ama genel anlamda işte tiyatro izlerim, zevkle izlerim. Ama bir yetenek olmadığı için de genelde izleyici anlamında tiyatro, sinema, işte bazen işte bu dinletiler, türkü onları da severim. Şöyle gösterelim. Bursaspor diyelim. Bursaspor maalesef düşme hattında. Bursaspor'un bütün maçlarına gidiyorduk. Ama inşallah bu hafta yener de çünkü matematiksel olarak hala şansı var. Ama tabii ligin dibine şu anda demirlemiş durumda. Maç izleyemiyoruz çünkü yoğunluktan dolayı hep sahadayız. Bayağı oldu maç izleyemediğim. Ama Bursaspor için mücadele devam ediyor. Hatta Bacanak'ta yönetimde bizim. Geçen ziyarete de gittik. Düşmekten ziyade artık şu andaki hedef tahtayı açıp bir dahaki sene
iyi oyuncularla üçüncülükten 3 senede Süper Lig'e çıkmak. Sporu ben çok severim. Hatta geçen bir gençler voleybol oynuyorlardı. Orada da kısa bir video çektik. Birkaç tane beden eğitimi öğretmen, antrenör arkadaş aradı. Ya ne güzel dedi, siyasetçi işte, biz orada kafayla attık, elle attık falan. Lisanslı basketbol oynadım, futbol oynadım. Pimpon, yatılı okulum bunlar hep bize bıraktı. Bilardo, voleybol, bunların hepsini oynadık ama tabii bir 10 yıldır falan bıraktık. Herhalde geçen yaz bindik çocuklarla birlikte. Yazın bindik. Bisikletlerimiz var ama işte bir kış geçiyor, bakıyoruz hepsinin lastiğini, onlarla uğraşıyoruz. Çok uzun süre de yapamadık siyasetten dolayı ama yazın birkaç sefer bindik. Öyle bir uğur şeyim yok. Yani bazen eve gittiğimde annem bir nazar boncuğu takar ceketin içine. Onun haricinde öyle özel bir şey yok. Yok, çok fazla taşımam. İşte 300-500 lira bir şey vardır baksak cebimde. Kendim bağlarım. Genelde erken kalkarım ben. Yani biyolojik alarm çok yerindedir benim, biyolojik saat. 7 dediğimde yatarken 7 dersem tam 7'ye 1-2 kala kalkarım. Ortalama 7-7, yani 7-8 arasında uyanmış olurum. O tabi bu süreçte biraz geç geliyoruz, çok yoruluyoruz. 20 bin adım atıyoruz günde. Yine de 12-1'i bulsa da işte ya 7-7.5'te ayaktayım. Sosyal medyada çok yazışmıyorum ama WhatsApp'tan yazışırken kullanırım. Çok değişik emojiler biriktiririm arkadaşlar attığımda. Onları kullanmayı severim. Vallahi baktığımız zaman aslında hani keşke şunu yapsaydım diyeceğim bir hayatım olmadı çok şükür. Hani çocukluktan beri çok keyif alarak, bizim babamın mesleği ormancılık olduğu için biz hep yeşilin içerisinde büyüdük. Siteler, yani orman siteleri vardı, lojmanları vardı daha doğrusu. Oralarda büyüdük. Hani şanslı sayılabilecek çocukluğumuz var. Çünkü insanların genelde keşke dediği çocukluğa dairdir. Eğer çocukluğunu tam olarak istediği gibi yaşayamamışsa, 60 yaşına da gelse hep geriye dair keşke şunu yapsaydık der. Hani keşke şunu yapsaydık, keşke burada olsaydık hiç demedim hayatımda. Çünkü onun bir faydası da yok. Gerçekten de pişmanlığım da yok o anlamda.